Teknopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte statik IP konusunu açıklayacağız. Daha önce bir seri video çektik. Bu videolarda işte farklı internet servis sağlayıcılar internet hızları, internet teknolojileri, konuları konuştuk ama alta gelen bazı yorumlar oldu ve bunları ayrı ayrı videolarda anlatmak üzere not aldık. Bunlardan önemli bir tanesi Recep, Static IP nedir? Static IP'ye ek ücret vermem gerekiyor mu? Static IP almak durumunda mıyım? Ve bu bana ne katar? Hani kimin içindir, ne içindir gibi sorular geldi. Bizim insanımız pratik sorular soruyor. Biz de pratik yanıtlar veriyoruz zaten Teknopat'ta. Şimdi konumuz bu olacak ama... Bu soruyu sormadan gelenler için genel olarak bir IP nedir ile başlayalım istersen. Kesinlikle Ali. IP konusunu açıklamakta fayda var. IP basit bir tabirle internete bağlanan her cihazın kimliğidir, kimlik adresidir. Bu kimlik adresleri birbirinden farklı olmazsa cihazlar birbirine karışır. Paketler yanlış adreslere gider. Verilerin doğru adrese gidebilmesi için her cihazın bir adres tanımlamasına ihtiyacı vardır. Doğal olarak bu posta adresleri, cihaz adresleri, cihazlar internete bağlandıkça ve internetten koptukça bazen de hurdalıkta kendini buldukça değişiyor. İnternet servis sağlayıcılar ve internet otoriteleri bu IP'lerin dağıtımından sorumlu. Sonuçta internet servis sağlayıcıdan bize bir internet geliyor. Biz ona modemimiz bağlı. Modemden kablolar cihazlara bağlı. Her cihazda bir yerel ağda bir IP var. Bir de internete çıktığımız internetten bizim göründüğümüz diğer IP var. Yani aslında adresler birbirinden farklı Recep. Ben seni Recep olarak tanıyorum ama devlet seni vatandaşlık non ile tanıyor gibi bir durum var. Kesinlikle bilgisayarda bir internet sitesinin adresini girdiğimizde örneğin tarayıcı satırına teknopat.net yazdığımızda biz teknopat.net'e girmek istiyoruz. Fakat DNS sunucusu bizi teknopat.net'in barındırıldığı IP adresine sahip sunucuya yönlendiriyor. Yani arada çeviren hizmetler var. Bu işi kolaylaştıran şeyler var. Bu sayede biz herhangi bir numara ezberlemeden isimleri de internette arama motorlarıyla arama yapabiliyoruz. Arka planda çalışan bir ton makine, bir ton yazılım ve şirket bunları dönüştürerek bize kullanılabilir bir internet Sunuyor. Ama işin arka planına baktığın zaman arka planda biton sayı başka sayılara dönüştürülüyor. İnternet servis sağlayıcı dediğimiz zaman da aklınızda sadece yerel servis sağlayıcılar olmasın. Yani TürkNet, Türk Telekom, Süper Online gibi servis sağlayıcıların dışında aslında mobil operatörler de bize IP atıyor. Vodafone, Turkcell yine benzer şekilde Türk Telekom da telefonunuza bir IP adresi atıyor internete bağlandığınız zaman. Geri gelmişken burada bir pencere açalım. Bu videonun sponsoru TürkNet arkadaşlar. Bu tür yararlı konuların teknopat izleyicilerin anlatılması için destek sunuyorlar ve biz de onlar sayesinde daha çok video çekebiliyoruz. Şu an internet aboneliği alacaksanız Türknet'i gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz. Biz de parasını veren ve kullanan müşterileri sponsorluktan ayrı olarak zaten kendi inandığımız, güvendiğimiz ve bağlantı kalitesinden memnun olduğumuz internet servis sağlayıcıyı tavsiye ediyoruz. Bunu da aşağıdaki bağlantılardan görebilirsiniz. Ekstra Türknet konularımız, kategorilerimiz var. Özetle sponsorlukları bizim için de izleyicilerimiz için de yararlı ve Türknet'in burada statik IP hizmetinde aşağıda ekstra açıklamasını bulabileceksiniz. IP konusuna dönecek olursak iki tane IP türü var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi dinamik IP adresi, diğeri ise statik IP adresi. Dinamik IP adresi nedir? Diyelim modeminizi kapattınız ve modemi tekrar açtınız. Modeminiz servis sağlayıcıdan yeni bir IP adresi alacak ve IP adresiniz değişecek. İşte bu duruma dinamik IP adresi diyoruz. Bu dinamik IP'ler yani IP adresleri bir havuzda duruyor. Bu havuz o internet servis sağlayıcının daha büyük internet otoritelerinden, kendi oluşturdukları böyle merkezi otoriteler var aslında temeli yurt dışında, evet. kiraladığı adresler oluyor. Bunları toplu şekilde servis sağlayıcı alıyor. Diyor ki birden 10 bine kadar olan numaralar, bende çok basitleştirerek anlatıyorum bu arada. Çünkü milyonlara kadar giden böyle, 4 haneli sayılar var IPv4'te, IPv6'da hane sayısı daha da artıyor. Burada 192.168.0.1 gibi tanıdığınız IP adresler aslında o havuzda dediğim gibi belli sayılarda operatörlerin elinde. Bir kısmı dedik ya Telekom'da, bir kısmı dedik ya TürkNet'te, bir kısmı dedik ya başkasında herkes elindeki havuzdan size bir adres veriyor. Hatta verdiği adresi de kenara kaydetmek zorunda makine otomatik olarak ki burada hangi adrese hangi servis bağlı ne oldu bunun takibini yapabilsin ve bunu dinamik olarak yapıyor. Ama bir de bunun farklı durumları var. Bazen dinamik adres sorun çıkartıyor. Evet, dinamik adresin aslında en çok sorun çıkarttığı kısımlardan bir tanesi bugün artık başımıza gelen CGNAT konusu. Çünkü artık IP adresleri bitmeye başladı. IP v 4 adresleri olarak bunu değiştirelim. Çünkü IPv4 eski bir teknoloji ve internetteki her cihazın bugün bu kadar IP alacağı tahmin edilmiyordu. Bu yüzden IP adresleri bitmeye başlayınca servis sağlayıcılar CGNAT gibi bir çözüme başvurmaya başladılar. Yani aslında 90'larda 80'lerde belki daha önceye giden bir internet teknolojileri tarihi var arkadaşlar. Bu o kadar eski ki ilk tasarlandığı yıllarda bir üniversite diğer üniversiteye filan bağlanıyor. Yani işler çok basit. Böyle dünyadaki her cihazın internete bağlanacağı ancak hayal ediliyor. Hayal edilse bile bunun altyapısını baştan mükemmel kuracak bütçeyi verecek kimse yok ortada. Evet. O yüzden zaman içerisinde gelişiyor ve IPv4 adresleri başta herkese yeter canım denilse de bilgisizim meşhur sözü var ya 256 kilobayt herkese her şeye yeter. Yetmiyor. Yetmeyince IPv6'ya geçiş söz konusu. Operatörler bunun hazırlığını yapıyor ve senin bu konuda zaten özel bir videon da var. Evet onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Aslında Static IP kullanmak zorunda kalmayacağız IPv6 gelirse. Fakat IPv6 da ha deyince gelmiyor. O yüzden şu an halen daha IPv4 kullanıyoruz. Ve IPv4 kullandığımız sürece bazı kullanıcılar için Static IP gerekebiliyor. Yani bir gün bu video... Geçersiz olacak. IP ve 6ya herkes her şey kalıcı geçtiğinde, statik IP'yi nedir almak zorunda mıyız diye bir şey muhtemelen çoğu insanın ihtiyaç duyacağı bir şey olmayacak. Evet. Ama o zamana kadar arkadaşlar IP v4'teyken ve CGNAT'tayken gerek var. Çünkü IP v4'ü insanlara yetirmek için çoğaltmanız lazım. Çoğaltmaya çalıştığınız zaman bir tane IP v4'ü CGNAT sistemiyle çoğaltıyorsunuz. Siz çoğaltınca da başlıyor bazı karışıklıklar. Mesela ne oluyor? Oyun sunucularına bağlarken yaşanan sorunlar oluyor. Ben bir Valheim sunucusu kurayım da insanlar benim sunucuma girsin. İnternet üzerinde sunucu kiralamaya para vermeyeyim. Evdeki bilgisayarımdan arkadaşlarım girsin oynasın. Benim sistem 7.24 açık dedim. Evde sunucu kuracağım. O da nesi? Sistem düzgün çalışmıyor. Çünkü ben CGNet arkasındaki IP'im aslında devamı değiştiği için, sabit olmadığı için arkadaşlarım bağlanamıyorlar. Benim sunucumu internette bulup göremiyorlar. E i̇şte bunu sağlamak için başka servis. Onu sağlamak için başka servis derken diyorum ki bunlarla uğraşmayayım. Bir tane static IP alayım. Arkadaşlara verdiğim IP'yi girdikleri zaman benim sen bağlanabilsinler. Ya da oyunu da bıraktım. İş için evde bir sunucu kurdum. Uzaktan bağlanacağım. Bağlanmada sorun yaşamak istemiyorum. İşte o zaman ne yapıyorum? Gidip static IP alıyorum. Evet. Statik IP almadan önce dinamik IP'nin dezavantajlarından biraz daha bahsedelim istiyorum. Sadece Ayrıca... bu oyun bağlantısı değil çünkü iş <laughs> evet. profesyonelleri de etkiliyor. Evet. Bir bilgisayara uzaktan bağlanmak istiyorsunuz ve bunun için belki TeamViewer kullanmak istemiyorsunuz. Doğrudan bilgisayarın IP adresine bağlanacaksınız. Elektrikler kesilip yeniden geldiği zaman dinamik IP kullanıyorsanız sistemin IP adresi değişecek ve o adrese artık bağlanmaya çalıştığınızda karşınızda kendi bilgisayarınızı bulmayacaksınız o IP adresinin atandığı başka bir bilgisayara bağlanmaya çalışıyor olacaksınız. Evet bağlanamayacak çünkü öbür bilgisayar bağlantıyı reddedecek. Kesinlikle. Öbür bilgisayarda <laughs> aynı sonucu yok ki o bağlantıya izin versin. <laughs> Ve işler karışmaya başlayacak dediğin gibi. Sadece elektrik kesintisi değil Recep. Şimdi servis sağlayıcı operatör de belirli saat belirleyebiliyor. Bu IP 24 saatte de değişecek diye bir kural tanımlandıysa A üzerinde 24 saat sonra IP değişecek. Yani dinamik olabiliyor, bir şeyler değişken olabiliyor. Normalde sorun çıkarmasa da her uygulama bu dinamik IP'lere adapte olacak şekilde tasarlanmamış. İdeal dünyada dediğim bütün programlar ya IP değişse değişsin diye adapte olup adresi bulabilir. Ama onun bulması için de başka birinin DNS adresi gibi bunu yayınlaması lazım. Çok karışıklaşıyor arkadaşlar. Yani çözüm yok değil çözüm var ama işler karışıyor. Evet, işte burada devreye statik IP giriyor. Statik IP şu anda servis sağlayıcılar tarafından ücretli olarak satılıyor. Bunun sebebi de basit. Çünkü servis sağlayıcılar da IP blokları için ücret ödüyorlar. Geçtiğimiz günlerde böyle bir muhabbet olmuştu. Bu Operatörler haricinde bu işlerle uğraşan biliyorsun bir de veri merkezi sağlayıcılar evet. var. Bu veri merkezi şirketleri Türkiye'de pek çok kurumun sitelerini, sitelerini geçtim servislerini barındırıyor. estetik IP'lere paket paket para veriyorlar, kira veriyorlar. Doğal olarak bunları da müşteriden almaları gerekiyor. O muhabbet üzerine ben anladım ki evet herkes bu statik IP'ler için bir ücret ödüyor ve IPv4'te kalmanın aslında herkese bir maliyeti var. Fakat TürkNet'in, 14.90 15 TL'lik şu an ben kabaca yükseltiyorum. Evet. Statik IP ücreti var. Bayağı asgari bir ücret burada almışlar bazı servis sağlayıcılarda 40 liraya kadar gidebiliyor. Bir gelir kapısı olarak biraz daha görülüyor. Yani fiyatlar sabit değil arkadaşlar. Herkes için maliyet var ama fiyatlar değişiyor. Kesinlikle Ali. bu da tartışma konularından bir tanesi. Yani operatörler statik IP üzerinden kar etmeye çalışıyor mu? Evet, operatörler ticari bir kuruluş ve statik IP üzerinden <laughs> evet. kar etmeye çalışıyor olabilirler. Fakat bazı operatörlerle konuştuğumuzda bize şunu söylüyorlar. Biz CGNAT donanımlarına yatırım yapmak istemiyoruz. Yani aslında CGNAT donanımının maliyeti statik IP'den daha fazlaya mal olabiliyor operatörlere. Şimdi operatörler burada farklı stratejilere sahipler. Bir tanesi 3-5 yıllık planlarında bazı cihazları alma yatırımı yapmayı planlıyor. Bazısı 10 yıl sonra o makineler devre dışı olacak ben bunları almayayım diyor. Bu arkadaşlar o haklı bu haksız diyebileceğimiz bir durum değil. Çünkü gerçekten altyapıyla ile ilgili yatırımlar, stratejiler ve işin uzmanlarının belirlediği şeyler. Özetle uzun vadede tabii ki bazı şeylerin değişeceği biliniyor ama uzun vadeye giderken ne kadar maliyet olacağı her firmanın kendi hesaplayacağı bir şey. O yüzden telekom operatörlerinde de sponsor olsun olmasın eleştirirken adil davranmak lazım. Dediğim gibi ticari kuruluşlar bunlar. Para kazanmak istiyorlar. Evet. Ama ben de müşteriyim. Para vermek istemiyorum ya da az <laughs> para vermek istiyorum. Şimdi bu işin dengesi Kullanıcının yararı ile operatörün bu hizmeti sağladığında ortak güzel noktayı bulmak. Gönül ister ki statik IP ücretsiz olarak her yerde verilsin. Ama dediğimiz gibi maliyeti olduğu için statik IP herkese de lazım görülmediği için sunucu kuracak olanlardan alınan ek bir ücret olarak şu an ne yazık ki var. Evet Peki statik IP'ye kimlerin ihtiyacı var? Bu soruyu cevaplayalım. Bilgisayarınızın IP adresinin sürekli sabit olması gerektiği bazı durumlar var. Örneğin bunlardan bir tanesi Ali'nin dediği gibi bir tane oyun sunucusu kuracaksınız ve arkadaşlarınızın sürekli o sunucunun IP adresini girdiği zaman sorunsuz bir şekilde sunucuya bağlanmasını istiyorsunuz. İşte o zaman statik IP tercih edebilirsiniz. Yine aynı şekilde uzaktan evinizde ya da iş yerinizde bir tane sunucu kuracaksınız ve dosyalara kendinize erişeceksiniz. Bu servis sağlayıcıları ya da başka birinin sunucusunu kullanmak istemiyorsunuz. Kendinizce aldığınız güvenlik önlemleri var. Sadece siz oradan erişin istiyorsunuz. İşte o zaman da bir statik IP almanız, kullanmanız faydalı olacaktır, yararlı olacaktır. Ya da şirket çalışanlarınız o IP üzerinden orada belirlenen bir sunucuya erişerek işlerini yapabileceklerdir. Tabi burada VPN'ler var, alternatif yöntemler var, güvenlik duvarları var. İşin karmaşık kısmına girmiyoruz. İster eğlence ister iş için uzaktan erişim sağlarken static IP'ye ihtiyacı olan kullanıcılar var. Ama normal kullanıcıların çok büyük bir kesimi static IP'ye ihtiyaç da duymuyor. Kesinlikle Ali. Bir başka noktada oyunda port açmanız gerekiyor. Fakat dinamik IP'de bu portu açamıyorsunuz. Şimdi şunu öncelikle belirtelim. Dinamik IP'de normal şartlarda port açabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Fakat IP adreslerinin tükenmeye başlamasıyla birlikte cgnat kullanılmaya başlandı. Ve cgnat dolayısıyla aslında port açamıyoruz. İşte bu yüzden cgnat arkasındaysanız ve port açamıyorsanız static IP'de sizin için bir çözüm. Evet normalde açılabilir yapılabilir diyorsun şimdi ezbere bazı cevaplar var IT uzmanları da yıllarca bazı şeyleri yapmış. Birden bir bir bakıyorsun ama pratikte olmuyor. olmuyor. O zaman onu zorlamayacaksın. Niye pratikte olmuyor anlamaya çalışacaksın. Dediğin gibi arka tarafta bir bakıyorsun operatör tarafına CGNAT devreye girmiş. Yani arkadaşlar özetle bazı şeylerin çalışmaması teknolojinin sabit kalmamasından kaynaklıyor. Dediğin gibi IP'ler tükendikçe artık dinamik IP'de port yönlendirme sorunları artmaya başlıyor. Evet. işte bu yüzden statik IP'ye geçmeniz gerekiyor. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde port açabiliyorsunuz. Fakat bununla bazı ...beraberinde getirdiği dezavantajlar yok değil. Evet. Statik IP'de IP adresiniz sabit olduğundan dolayı bir IP ban yediğinizde artık işiniz biraz daha zorlaşıyor. O IP adresiniz banlanıyor ve statik IP'yi artık bırakmak, o hizmeti tamamen terk etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Statik IP'lerin banlanmasının şöyle zararları da olabiliyor. Sen bir statik IP'yi kiralıyorsun, aldığın IP ile birdenbire bir siteye yerleşememeye başlıyorsun. O sitede senden önce o statik IP'yi kullanan kişi banlanmış... Sen o Static IP yüzünden sen de banlı durumda başlıyorsun. Haydi karşına bir sorun çıktı şimdi. Bunun çevresinden dolanmak için VPN ile bağlanıp iletişime geçmen, o Static IP'deki banı kaldırtman ya da operatörün burada banları temizlemesi gibi şeyler gerekebiliyor. Bahsettiğim banlar da forum banları ya da böyle benzeri yasaklardan ibaret değil. İnternet üzerinde ne tür bir faaliyette kullanıldığını IP'lerin bilmiyoruz. Ama neyse ki operatörde bizim IP'yi aldığımız zaman kayıt altında. Yani bizden önceki şeylerden dolayı sorun mu? olmuyoruz. En azından inceleme altında. Kesinlikle. Statik IP adresinin bir başka dezavantajı da IP adresiniz tespit edildiğinde adresinize sürekli devam eden DDoS olarak nitelendirilen saldırıların yapılabilmesi. Evet IP adresin belli değilse nereye saldıracağı belli değil. IP adresin adresin belliyse saldırılabilecek bir adres var demektir. Çok büyük bir trafik yollandığı zaman sizin oradaki sunucunuz kitlenebiliyor. Özetle normalde 3-5 kullanıcı bağlantısını açılmış bir sunucuya 300-500 kullanıcılık trafik bile gönderirseniz sistem çökebilir. Bazen atom işlemcili eski fiterden kalma basit bir sunucu oluyor çünkü. Ya da dediğimiz gibi sanal makine üzerinde çalışan bir şeyler olabiliyor. Ne oluyor? E tabii ki hacklendiniz şöyle kötü oldu böyle kötü oldu bir şey olmayabilir. Ama sistem hizmet veremeyebilir ihtiyaç duyduğunuzda erişilemeyebilir. Oyun dışındaki iş sunucularında özellikle statik IP kullanacaksanız önlenmenizi de buna göre almanız lazım. Bazen firewall donanımı alıp koyman gerekiyor statik IP'nin önüne ki işte efendim 1 milyon request olduğu zaman bu firewall donanımı bu istekleri başa çıkarak engelleyebiliyor ya da filtreleyebiliyor gibi bir durum olsun. Hizmet aksamasın. O noktada firewall hizmeti alman gerekiyor eğer veri merkezindeysen bunu kiralıyorsun. Evet fiziksel olarak kendi veri merkezin yani kendi sunucunu kullanıyorsan da o donanımı senin alıp koyman lazım. Evet, burada da bazen gerçekten ne kadar yatırım yaparsanız yapın saldırıların önüne geçemeyebiliyorsunuz. Geçmişte büyük şirketlerin ya. oyun sunucularının dahi uzun süreler kapalı kaldığını gördük. Bazı gruplar özellikle oyun sunucularına saldırmışlardı ve büyük şirketler dahi bu saldırıları engelleyememişti. Engelleyemezsin çünkü saldırmak kolay, savunmak çok zor. O anlamda savunmanın farklı tekniklerini icat ediyorlar. Dediğimiz gibi bunları tespit, bazen artık makine öğrenimi ile saldırı tespiti ve erken engelleme gibi otomatize sistemler, yük dağıtma, farklı ülkelerde sunucular. Bu sonsuz bir süreç. Biz ama daha basit hani kendi evimiz, ailemiz ya da kendi ufak şirketimiz ya da kendi büyük şirketimiz için baktığımız zaman bile internet geneline göre daha ufak bir dert ile uğraşmış oluyoruz. İnternet genelinde bu derdin bir sonu görünmüyor Recep. Statik IP dediğin gibi biraz daha riski artırıyor. Dinamik IP'de en azından sabit IP adam ezbere saldırı gönderemiyor. Evet şunu da tabii ki cevaplayalım. Statik bir tane IP adresi aldınız. Fakat IP adresinizi bazen değiştirmek istiyorsunuz. İnternete farklı bir IP ile çıkmak istiyorsunuz. İşte burada VPN'ler işinize yarayabilir. VPN kullandığınız zaman sitelere başka IP adresiyle bağlanabilirsiniz. Tabii burada da hızdan bazen feragat etmeniz gerektiğini evet. belirtelim. Çünkü başka bir sunucunun üzerinden yönlendirmeli bir şekilde bağlanmış oluyorsun. Yani ne kadar yönlendirme, ne kadar savunma yaparsanız o kadar bir maliyeti var. Statik IP'de aslında aracı pitch saldırı olmasa her şey düz olsa bütün çevirileri bırakıyorsun. En yalın en hızlı haliyle bağlanmış oluyorsun. Evet. Hani doğrudan bağlantı için statik IP aslında en güzel yöntem. Çünkü hiçbir adres çevrimi yok arkadaşlar. Aradaki bütün o çevrimler, bütün o lagler, like bütün o gecikmeler ortadan kalkmış oluyor. Hiç saldırı olmayan bir internet olsa, %100 güvenli olsa her cihazın her şeyin statik sabit IP'si olsa hani internete numaramıza girelim muhabbetini biraz o noktada anmak istiyorum. Evet. Her şey çok güzel olurdu. Ama dünyada kötü niyetliler ve saldırı olduğu sürece arkadaşlar bu kadar şeffaf bir şekilde her şeyin statik IP'li ve kolay erişilebilir olduğu bir dünya oluşturamıyoruz. İşleri güvenlik için karıştırmamız gerekiyor bu sefer. Recep CGNAT kullanıcıları daha gecikmeli olduğunu söylüyor. Statik IP'de gecikmenin ortadan kalktığını söylüyor. Sence bu doğru mu, değil mi? Şimdi Ali iddialara göre CGNAT devasa bir gecikme getirmiyor. Fakat bunu henüz kanıtlayamadık ve bu bağlamda bu iddia devam ediyor. Yani hmm. CGNAT'ın gerçekten bir gecikme getirine dair iddia var. Evet. Biz de bu iddia üzerinden gidecek olursak statik IP almak C getirdiği gecikmeyi tamamen ortadan kaldıracak diyebiliriz. Şimdi bu noktada olay nasıl psikolojik bir etki mi, değil mi? Günden güne internet bağlantı sorununu test etmesi zor şeylerden bir tanesi evet. arkadaşlar. O yüzden bunun bir kesinliğe kavuşmasını pek beklemeyin diyebilirim. Ama insanlar statik IP'ye geçtikten sonra tabii ki hızlanma hissettiklerini söylüyorlar o parayı vermenin etkisi mi gerçekten hızlanma mı <laughs> yani plasebo efekt mi uzun vadede bulursak sizlerle paylaşacağız. Genel olarak prensip olarak ama statik IP dediğimiz gibi bağlantının daha hızlı olması mantıklı çünkü hiçbir çevrim arada yok. Dinamik IP ya da CGNAT cihazları araya girmiyor. Ha Operatöre sorduğumuz zaman samimi olarak onların gözlenmediği verine CGNAT cihazları çok hızlı çalıştığı için gözlenmenebilecek ya da oyun performansını çok etkileyecek büyük bir gecikme onlar görmüyor arkadaşlar. Bu noktada iki karşı tarafın iddialarını da sıralamış olduk. Oyuncular diyor ki gecikme ekliyor. Operatörler diyor ki yok o kadar büyük bir gecikme eklemiyor aslında. Genellikle sorun daha ziyade Recep yurt dışı sunuculardan ve oyun sunucularının genelde nedense Kaynaklarının biraz kısıtlı olmasından kaynaklanıyor bence. Steam'de gir oyun yorumlarına bak ya bu oyun sunucusu çok kötü filan yorumlarını hep görürsün. Evet oyun sunucuları bile bu arada halen daha IPv6'ya geçmedi. Aslında oyun sunucuları IPv6'ya geçse bu sorunlardan tamamen kurtulacağız. Tabi, ama şu an için öyle bir şey yok. Bir de tabii ki bu IP'ler statik IP'ler şirketlerde kurması, tanımlaması, takip etmesi çok daha kolay. Ben böyle bir yazılı bir plan ayarlayabilirim. Static IP'de Ali'nin bilgisayarı, Recep'in bilgisayarı her cihaz sabit IP ile olur. Tertemiz olur. Dışarıya çıkış IPv4. Fakat dediğimiz gibi güvenlik var, takip var. Hangi tarafta olduğunuza göre, hangi iş yaptığınıza göre aslında artı seksi değişiyor. Evet, eğer yöneticiyseniz sabit IP ile hangi bilgisayarın ne yaptığını çok daha kolay bir şekilde izleyebilirsiniz. Fakat kullanıcıyseniz izlenmek pek hoşunuza gitmeyebilir. Tabii kimsenin hoşuna gitmez. <laughs> Kötü bir şey yapmasına da gerek yok. <laughs> Prensip olarak insanların hoşuna gitmez. Ama işte IT'de böyle bir şey arkadaşlar. Kaynak kullanımını takip için IT yöneticisinin bir şey yapması lazım. Kullanıcı da ne yani trafiğin takip mi ediliyor diyor. Kurumsal hayatın gerçekleri. Peki Recep statik IP alalım mı, almayalım mı? Statik IP almamın bana bir yararı, zararı var mı diyen kullanıcılar sence bu yanıtlardan tatmin olacak mı? Ali eğer kullanıcı gerçekten belli bir oyunda port açma ihtiyacı duyuyorsa, o oyunun sunucusuna bağlanamıyorsa, port sıkıntısı yaşıyorsa statik IP alabilir. Ama ben açıkçası bugüne kadar yani internet çıktığından <laughs> beri kullanıyorum sanırım. <laughs> statik IP alma ihtiyacı duymadım arkadaşlar. Ben de statik IP almadan kendi durumumu idare edebildim. Şu ana kadar çok büyük bir ihtiyaç duymadım. Zaten kullanıcı sayısının daha az olduğu bir hizmet olduğunu biliyoruz. Fakat almak isterseniz Teknik destek, statik IP başlığını TürkNet'in sitesinden mesela seçip kendinize bunu tanımlatabiliyorsunuz. Farklı operatörlerde de yine statik IP alma imkanınız var. Siz statik IP aldığınız zaman gece gündüz artık o IP'yi size tanımlı başka biri kullanmıyor. Ana havuz daha da daralmış oluyor. Evet. Yani genel olarak bu IP b 4ten 6'ya geçemediğimiz sürece ne kadar çok insan statik IP alırsa o kadar bitiyor. Biten bir kaynak bu arkadaşlar. Maliyeti var, bitiyor. İhtiyacınız varsa alın kullanın. İhtiyacınız yoksa alıp kullanmanız şart değil. Umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım tatmin olmuşsunuzdur. Olmadıysanız da lütfen yorumlarda sorun ki onun üzerine de ayrı bir tane video muhabbet çekelim. Yorumlarla soruları yanıtlayalım. Evet, nihai olarak benim tavsiyem statik IP yerine operatörünüze IPv6 için bastırın. Aynı zamanda oynadığınız oyunun sunucusuna da IPv6 için bastırın. Bunlar maalesef kulağımızı buradan tuttuğumuz çözümler oluyor evet. arkadaşlar. Gerçek çözüm IPv6. Evet. Bütün bunları söyledikten sonra sponsorumuza da biz tekrar teşekkür ediyoruz. Türknet'in sitesinden servis paketlerini inceleyebilirsiniz. Videoların devamı için siz de hem videomuzu beğenir paylaşırsanız güzel olur. Hem de aşağıda güzel yorumlarınızı paylaşırsanız yararlı olur. Türkiye'de internet için hep birlikte gıdım gıdım adım adım da olsa bu konuları unutmadan her gün gündem tutmaya çalışalım hep beraber. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.